Bilmiyor demek. Tamam, şahane bu. Biz kendi silahımıza bakacağız. Kendi silahımız iyi olduğu müddetçe gerisini onlar halledecek. Yani bunlar da fena değil ya. Şu geç 66 ama. Okey, belki de demin benim silahların şeyi düşük olduğu için, health'i düşük olduğu için böyle olmuştu. Uhu. Ben olmazsa bizimkileri ta buraya kadar durdurayım. Burada dursunlar. Ben de gideyim önden bu tarafa doğru çekmiş olurum. Ha, şuradan vururum zaten ya. Şey de gene şey yapalım. Bu ekstradan ne vardı? Şu vardı. Bir de bu. Gelmeyecek misiniz? Aa, bug'ını bulduk. Normalde niyetim o değildi ama bug'ını bulduk. Tamam, artık gerçekten savaşabiliriz. Hile olmaması için de ekibi de buraya çağıracağım. Öbür türlü çünkü ölme şansımız olmuyor. Şuradan savaşalım. Nayaka, bitir. Harika. Harika. Zorları bitirdik gibi geliyor bana. Asıl zor olan buydu. Ash Primal. Enteresan.
Peki aradığımızda yakında bir yerde olmalı. Ups. Şu var, şu var. Okey. Gençler, siz şurada bekleyin. Gotcha. Ben şu tarafa doğru gideyim. Şuradan kendime doğru çekmeye başlayayım. Hadi bakayım Naoka. Sen de bu. Wow. Aa, bitmemiş. Harika. Çok iyiydi bu. Şimdi 3 feromon glandını de topladığımıza göre şimdi ne diyor? Naoka ile konuş. Pekala, gel Naoka. That queen ain't gonna go down easy. I can't wait. What's up? Bunlar çok iğrenç. Lütfen al diyor. Okay. Şimdi gemimize dönebiliriz. Aa, yoksa vermem mi gerekiyordu cidden? Aa. Bunları ver ve elini yıkayacak bir yer bul diyordu. Görev tanımında. Outstanding. These ought to be enough. Okay. There's an old base I used to call home. I can get us in the door, but we'll have to shoot our way through the Queen's brood to get to the center. We'll set the bait there. Password to the door is Charon. Charon nedir? Hayes's idea. Clara, Hayes, Anders, Rebecca. Opal, Naoka, Charon. He said it was some old myth, something about death and all the things we killed. Rest of us just thought it sounded cool, so here we are. Niye olmasın? Hadi gidip kendimize bir mantık kuyunu öldürelim. Fucking right we are. Okay. Aa, bu şey, bu gezegeni terraform ediyorlar galiba böyle ufak ufak. Enteresan. Okay. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Dead center. Next round's on you. Shh. Casual. Casual. Oh, yes. This'll about do. That's a mighty clean weapon. Yep. Okay, şimdi Monarch'a geri döneceğiz. Herhangi bir yere gidebiliyor muyuz? Stellar'a gidelim. Aa, Fallbrook'ta da varmış. Yalnız burada göre.
O zaman Folburg'a gitsek daha iyi olur. No blockade is a match for my piloting. We're now in orbit above Folburg, Captain. Okay. Şimdi biraz dinlenelim, sonra Folburg'da ilerleyelim. Okey, aynı ekiple devam. Time for a round of whist. Or a round of whiskey. Or both. I don't like the way folks are looking at me, Captain. Like I'm a sandwich. Maybe I could stand a little closer to you. Tabii ki, Parvati. Sorun değil. Aa, burası Sublight'ın yeri mi? Burayı zaten çok gezmemiştik ama burası Sublight'ın kontrolünde gibi görünüyor. Sublight biraz daha legal bir korsan örgütü. Öyle diyebiliriz. Okey, şimdi şuradan şöylece aşağı doğru ineceğiz. I'm real sorry about your friends, Nilka. Ain't no one deserves to go like that. Certainly not folks just trying to get by. Thanks for saying that. You know, after seeing so many people get chomped, trip into sulfur pools, shot by marauders, I always figured we'd die young. But just because you expect it doesn't make it any easier. Oh shit. Next chance we get, I'm buying you a Spectrum bottle, so we can proper drown this melancholy. Oh, I didn't get a chance to try Spectrum when we went out drinking. Is it any good? It is without a doubt the worst, most foul liquid mankind has ever had the misfortune to invent. You love it. Aman ha. Parvati ölümün sınırına gelmiş. Okay. On my way. Okay. Taraflar hiç gelmedik mi biz? Geldik aslında ama bunlar yeniden doğmuş demek. Yoksa bunları öldürdüğümü hatırlıyorum. Demek ki öldürdüğüm yerlerde geçerken de gene dikkatli olmalıyım çünkü geri dirilmiş hepsi. Aa dur, moradırlar var. Siz şurada durun. Here I go. Ben şuradan başlayayım.
Yalnız Parvati'nin sağlığı hala tam değil. Ya çok da yok aslında ama. Gelin bakayım kızlar. Okay. Şimdi şu büyük manta kuyunu avlama zamanı. Bu arada gerçekten bu kadar abarttıkları kadar varsa ilk denemede öldüremeyebiliriz biz buna. Seviye atladık. Ah, this factory offers the loveliest aromas. Like if you cook borscht over a sulfur pit. Okay. Şuradan bir seviyemizi alalım hızlıca. Şimdi şundan ikisini de aldım. Artık sanki başka bir şeylere doğru yönelebilirim gibi geliyor bana. Şunları mesela artırabilirim. Veyahut da şu long gun'a... Okey. Şu güzele benziyor. Şuradan... İlerleyeyim. Şunu 80 yapana kadar 2 bölüm sırf long gun'la ilerleyeyim. Ondan sonra birazcık artık şu lockpick falan tekrar değer vermemiz gerekecek. Aa, buraya giriş yasak mı? Enteresan. Ama oraya girmenin alternatif yolunu biliyoruz zaten. O yüzden sorun değil. Yanlışlıkla bir savaş başlatmayalım da. Bir de şuralarda bir yerde bir autosave yapacağımız yer olsa şahane olur. The ring leader var. Şu robot açığa çıkarsa sevinirim. Şunları patlatacağım çünkü. Bak ya. İlerledim biraz ya. Takıldı kaldı oraya resmen. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bizim gençler şurada dursun. Orası biraz daha güvenli göründü gözüme. Harika. Kafalarına kafalarına vurduk. Okay. Taktikleri öğrendikten sonra aslında aşırı zor değil düşmanlar. Ama birincisi hazırlıklı
gitmek lazım savaşa. Çünkü hazırlıksız olduğu zaman gerçekten çatır çutur öldürebiliyorlar. Süpernova'da özellikle. Tamam. Şimdi bayağı bir hazırız. Buraya gitmeye. Ama otosave olmadan savaşacağız gibi. Şuradan bir şeyler içelim. Aa yok, daha da güzeli. Şuraya girince otosave'imiz olacak galiba. Tamam. Here we go. Haven't set foot in here since. Harika. Well, I'm ready. Yeah. Right? Yeah. Here we go. Here we go. Charon. Okay. Şimdi bunların yuvasına giriyoruz. Ama load'umuz var artık. Autosave'imiz var. Buradan load edebileceğiz. Şimdi silahların durumu ne? Ya şu çok çabuk gidiyor yalnız ya. Çok çabuk eskiyor. İki vuruşta bitiyor. Ona bir çözüm bulmamız lazım. Şimdi ne diyor burada? Temizle diyor. Feromonu koymadan önce bir bunları bir temizle diyor. Peki. Ne? Clara mı? Opal. Mantisor Feeding Ground. Clara ekibin üyesi değil miydi? Opal de öyle. Zaten kırmızılı da görmüyorum şu an ama. Şimdi yavaş yavaş sesleri gelmeye başladı. Aa, şuradalar. Bir önce şuraya gidelim. Pekala. Biz bu gençleri şöyle koyalım. Bunları artık o zaman temizleyeceğiz biz. Öyle anlıyorum. Temizledik. Temizleme kısmını yaptık. Tamam. Çok güzel. Şimdi temizlemeyi yaptığımıza göre şurada bir tane diğer arkadaşı vardı. Dur dur. Acele etme. Clara da buymuş. Pekala. Şimdi şey yapacağız değil mi? Direkt bırakacağız. Ekstra bir şey gerek yok. Nayoka nerede? Sen niye buradasın Nayoka? Ha, şeyden dolayı. Görev verince
Özel yeteneğini kullanınca ikisi birden bir temize çıkıyor. Neyse. Well, this is the spot. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs and everything would be all right in the end. Genelde öyle olmaz ama Nayaka. I ain't. I'm mostly just empty. A little sad, maybe. The first night Hayes and I spent in here, we knew it was home. It's safe. It's got a nice chill to it. But mostly, it doesn't stink of sulfur. Okay, bırakalım konuşsun. Monarch folks often joke about it. Not because of the smell or the grittiness it leaves in your throat. Not because of the headaches or the coughing. It's because there's no escaping it. It's life here, and there ain't anything you can do about it. Evet, evet. But here, somehow the sulfur never made it. The nights we spent in here felt like vacations. So we started building. Böyle böyle burayı bir yer haline getirdiniz ha? Base yaptınız burayı. We hauled in steel, hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our contract was up. Opal liked camping. Anders liked chasing her tail. Four of us for a while, scraping together what bits we could to build our home. Then came Rebecca, a sawbones out of the Cascadia survivors, who took a kindness to Hayes. And Clara, her little sister. I'll admit I wasn't keen on taking her on at first. But for a teenager, she was surprisingly capable. Oh, genç bir çocuk mu öldü? Cesur bir çocuk olmalı. More like attached at the hip to her older sister. Got a kind of strength between them, I suppose. She had a head for numbers. Helped us trade hides for food and materials. Negotiated contracts. Turned out to be mighty useful. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and me. Six folks, one name. One family. Charon. Charon. Despite Monarch trying to kill us day in and day out, we managed to belong. Bir aileydiniz ve aileni kaybettin. Üzgünüm. Me too, Captain. But I'm starting to think that maybe I found another. Now let's get to shooting before I get all sentimental. Here they come. Geliyor mu? Şşt, gelin bakayım. Sure thing. Sure. Eyvah. Vallahi Queen'e hiç zarar veremedik ya. Hadi, çok az kaldı. Eğer bu savaşı ilk seferinde beceremeseydik, yeniden savaşmamız gerekecekti. Bu diğer taraftakilerle, giriştekilerle. Ama hallettik. Vay. Okey, şimdi ne olur ne olmaz ben bir sağlıklarını iyileştirmek istiyorum bu arkadaşların. Çünkü ikisi de çok çok az kalmıştı ölmelerine. Ve Parvati'ni özel hareketini kullanınca bayıltmış olduk bir nevi Manticoon'u. O sayede hayatta kaldık bence. Okay. I wish these were more auspicious circumstances, but at least we're all here. This bringing them together, burying them. This is the kind of thing Hayes would have done. That makes it stupid. By all accounts, we should have left well enough alone, but that also makes it right. Captain, thank you. You mind if we rest a spell before we head out? I'd
I'd like to bury Opal and Clara proper before I lay everyone's medallions to rest. Okay. Madalyonları burada mı bırakacaksın? Madalyonları yanında alırsa hiçbir zaman hayatının o kısmını geride bırakamaz. O yüzden bence yaptığı şey bilgece. Okay. Oo. Enteresan bir başlık vardı. Hunting Rifle Ultra. Peki şu arkadaştan ne düştü? Gerçi biz aldık bundan bir şey düştüyse bile değil mi? Şuraya da bakalım. Okay. Galiba o kısım bitti. Okay. Şimdi yavaş yavaş şey yapalım. Parvati'nin görevine doğru ilerleyelim. Ama önce ne yapalım biliyor musunuz? Önce gemimize gidelim. Okay, bu önce bir mağaradan çık diyor. Nicely done. Harika. Bayağı güzel şeyler de aldık bu arada. Hoş geldin Minas. Ben bayağı beğendim gerçekten de. Bayağı başarılı. Beklentimin üzerinde diyebilirim. Aa, gidemiyor muyum buraya? Beni o kadar yol yürütmeyeceksin değil mi oyun? Aa, gemin burada bir yerde mi yoksa? Pardon, gemiyi şurada bir yere de bırakmış olabilirim. Tamam. Tamam. Oyunun hikayesi bayağı güzel. Oyunda şeyi oynuyoruz. Bir yıldız sistemine kolonileştirmek için gitmişiz. Ve orada da şeyler var. İki gemiyle gidilmiş, iki koloni gemisiyle ama bir tanesi bir sebepten dolayı başarılı olmamış. Bu arada bunlar da companionlarımız. 6 tane companion. Ben Parvati'yi çok seviyorum kullanmayı. Bir de onun yanında artık o an için kiminle ilgiliyse onu alıyorum. Kimseyle alakalı bir şey yapmıyorsak da Ellie'yi alıyorum. Neyse bu... Okey, doğru şey seçelim. Bu koloni gemilerinden birisi de bir sorun çıkıyor. O yüzden... uzayda tek başına bırakıyorlar bunu. İkinci gelen koloni gemisi kolonileştiriyor ama insanlar unutmuşlar artık bizim gemiyi. Sonra bir tane bilim adamı geliyor, bizi kurtarıyor ve oyunun içerisine bırakıyor. Bayağı güzel. Valla 50 kişiye de ulaştık ama 50 takipçi sınırını da geçtik ama
Ortalamadan kaybediyoruz sürekli. Ama düşünmen yeterli gerçekten Nemilas. Teşekkür ederim. Şimdi bizim takım arkadaşımız Parvati'nin hoşlandığı bir kız var. Onunla mükemmel bir akşam yemeğine çıkmak istiyor. O yüzden de onun neyi beğendiğini falan öğrenmiş. Yediği yemeği, çok sevdiği yemeği. Önce gittik bir parfüm aldık. Güzel bir parfüm aldıktan sonra buraya geldik. Şimdi beğendiği yemekten alacağız. Oh, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jumpsuit. Üzgünüm. Seni korkutmak istememiştim. Most people don't. Besides, this place is enough to try anyone's nerves. Nasıl yani? Where should I begin? With the oversized mantisaurs? Or perhaps the rat spewing acid at our walls? The board was right. This place isn't fit for human habitation. And I was a fool for staying. Bu arada konuşmaları çok iyi yapmışlar yüz animasyonlarını. Dudak hareketleriyle sesler gayet uyumlu. Benim mühendis dostum bir yemek arıyor. Ondan yapabilir misin acaba? That was a real popular meal 10-20 years back. Okay. Before the board tucked tail and ran. These days, everybody's had a belly full of salt tuna. They all want borscht. And the mushrooms, well, not many venture out of town, what with the monsters hereabouts. I can whip one up for you, but it'll cost. Here's a menu. Oh, yikes. I can't cover this much, Captain. Bandas. You got it. I got all the ingredients. Should only take about an hour in the oven. There we are. Now, if you don't mind, I really need to take a leak. My belly's gurgling just to smell it, Mr. Raymond. Thank you so much. A pleasure to help such a charming young lady. Oh, gosh. My tongue's rumbling just smelling that casserole. Something you need? Okay. Ekstra bir şey gelmedi. Şu ikinciyi de aldığımız zaman galiba konuşabileceğiz. Bir tane daha koloni gemisi var. O ikinci koloni gemisindeki insanlar ayrıldıktan sonra şeyler gene devam etmişler orada yaşamaya. Gemi mürettebatı. O geminin kaptanı da bizim hoşumuzu bizim arkadaşımızın hoşuna giden kız. Önce gittik, pahalı bir parfüm aldık. Ondan sonra geldik, yemeği aldık. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Belki elbise falan aldırtır bize. Gene Eli olsun yanımızda. Eli ve Parvati ile gidelim. Bu dünyada bir de şey durumu var. Şirketler her şeyi ele geçirmişler. Şirket çalışanları şirketin malı haline gelmiş bir şekilde. Yani bir de hoşuma giden şeylerden birisi işte haydutlar, teröristler falan diyorlar. Sonra araya da şey diye sıkıştırıyorlar. İşsizler diye sıkıştırıyorlar. Yani işsizlik bu dünyada teröristlikle hemen hemen eşit olarak görülüyor. Bayağı da uzaktaymış. Şu an en yüksek zorluk seviyesinde oynuyorum Supernova'da. Supernova'nın da... I mean, you treat it nice. Makes me happy to see, because I feel the same way about my wrench. Look, it's a tool that does a job. Feelings got nothing to do with it. Parvati'nin de böyle bir huyu var. Cansız şeylere de böyle isim veriyor robotlara mesela. Bir duygusal yakınlık yaşıyor onlara nedense. Sözümü unutturdular bana. O
Okey, şimdilik gezdiğim 3 tane yer var. Birisi koloni gemisi. Birisi o gezegenin ismi neydi? Terra diye bir yer. Burası da Monarch. Şirketler buradan ayrılmışlar artık. Çünkü burayı çok tehlikeli bulmuşlar. Burada yaratıklar var. Her tarafta sülfür var. Su içmem lazım. Şimdi Supernova'da oynadığım için yiyecek ve içeceklere de gene dikkat etmem gerekiyor. Yoksa özelliklerim ondan etkileniyor. Bir de bu oyunun bu zorluk seviyesinin şöyle bir kötü tarafı var. Buradan sağa gitsem daha iyi. Bu zorluk seviyesinde ekip üyelerinden birisi öldüğü zaman gerçekten ölüyorlar. O yüzden savaşlarda onları bir şekilde korumak önemli. Bir de şöyle bir kötü tarafı var. Herhangi bir yerde quick save alamıyoruz. Sadece gemide quick save alma izin var. Öyle olunca da bayağı dikkatli davranmak gerekiyor. Herkes hayattaysa sorun yok. Oyunun ilk başında bayağı bir tekrar yüklemem gerekmişti oyunu. Okey, şimdi şuradan dümdüz gidersem yeni bir şehre varacağım galiba. Bu alışmak bayağı bir vakit almıştı ama şimdi biraz daha oyunu öğrendikçe biraz daha oynanabilir hale geliyor. Okey, bunlar aslında üst seviye ama kaydedeceğimiz bir yer de yok burada. Okey, şöyle yapacağız o zaman. Siz şurada iyice geride durun. Ben şuradan başlarım. Ben yapabildiğim kadar öldüreyim. Ondan sonra siz de gelin. Bir de böyle zamanı yavaşlatma gibi bir özelliğimiz var. Bir tane daha kaldı ama. Okey, çözdük. Güzel. Bu companionlarımızın da kendilerine ait özel saldırıları var. Mahvetmişler buradaki haydutları. Ups. Savaşmayalım onlarla. Oyunda çok farklı faction'lar var. Birazcık şeye benziyor. Bu Fallout New Vegas'a benziyor. Şunların her biri birbirinden tamamen farklı ajandaları olan farklı gruplar. Onlarla olan ilişkinize göre size farklı şekilde davranıyorlar. Şurada da bir ekip var ama şimdi iki grubun arasında da kalmak istemiyorum. Nasıl yapsak? Siz şurada durun. Okey. Şimdi şununla başlayalım. Allah. Doing this.
Aa bitti. Okay, gelin. Heading back. Be right there. Okay, yanındasınız. Okay. Şimdi şeye bayağı bir yaklaştık ama Allah burada da var. Kızları güvende bir yerde koyduğunuz müddetçe hiç sorun değil. Şimdi bayağı bir ilerledik son save'den sonra, o yüzden şey yapmak istemiyorum. Tekrar etmek istemiyorum onları. Şuradan başlayacağız. Şu tehlikeli birazcık ama bakalım. Allah. Tamam. Onlar gelmedi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi şu robotun bir zayıf noktası var. Zayıf noktasını tespit ettim. Şu mavi şey Allah. Ölmez inşallah kimse. Okey. Öyle bir bağırdılar ki korktum ben. Bu mühendis kız robotlara sağlam zarar verebiliyor. Okey, benimle gelin şimdi. Tamam, şimdi şehre gireceğiz. Şehre girdiğimiz anda bir tane otosave oluşacak zaten. Sorun kalmayacak. Nasıl ya? Yüzlük bir kilit mi var burada? Okey. Bunu beklemiyordum. Okey. Robotu havada hallettik. Bir tane daha var. Okey. Şimdi şöyle de bir sıkıntı var. Gelin gelin. Gelin bakayım buraya. Şurada mayınları gördüm çünkü ben. Mayınlar bayağı kötü. Patladıkları zaman yakınında böyle bayağı bir etkiliyor bizi. Şey yeteneklerimiz birincisi sağlığımız yenilenmeyi bırakıyor. İkincisi zarar verdiğimiz zararlar azalıyor. Eli biraz daha korsana yakın bir ruhu var. Parvati mühendis. İyi kız. Burada dikkatli gitmek lazım. Her an bir tane şey çıkabilir çünkü. Aa buldum. Şuradan yukarı çıkalım. Maşallah.
Allah'ım bu nasıl bir kötü şans? Güya yukarıdan herkese bakacaktık. Yukarıda bizimkileri güvene alalım derken bütün kasabayı ayağa kaldırdık. Okey, iyiyiz sanki. Şuradan... Okey, bunların yanına gitmemiz gerekecek muhtemelen. Okey. Şu savaşı bence bitirelim. Bir tane daha kaldı zaten. Aa, bu robotmuş yalnız. Okey. Robot bayağı tehlikeliydi. Bir de böyle bir özellik var. Mesela robotlarla savaştıktan sonra böyle bir şey çıkıyor. Eğer kabul edersem robotlarla savaşırken özelliklerim azalacak ama karşılığında perk point kazanacağım. Ama ben pek sevmedim açıkçası o sistemi. O yüzden kabul etmedim hiç. Tamam. Şimdi şurada bir yerde buradan şey de alalım. Ha, buraymış zaten. Ama burada da şeyler var. Ben anlamadım. Burada da düşmanlar var. Siz şurada durun, bekleyin bakalım. Harika. Orada herhalde bir yerden bulacağız. Evet, burayı mahvetmişler ama en azından... Evet. Bütün buraya sadece Parvati kız arkadaşıyla akşam yemeğine çıkabilsin diye geldik. Parvati bak, kızı ayarsan iyi olur. Yoksa buraya boşu boşuna gelmiş olacağız. The dust back casserole Mr. Raymond made smells incredible. Oh, I kind of want to take a little taste. But I'm gonna be strong. Okay. Now look how cute these cakes from Cascadia are. Someone even traced little hearts in them. I guess that settles dinner. Thanks for hauling me all over creation, Captain. Sorun değil Parvati. Şimdi Junli'yi çağırma zamanı geldi mi? I was gonna, but then it hit me. I got this nice meal all planned out with music, and I got that soap to scrub up with, but I don't got nothing nice to wear, Captain. Parvati, gerçekten bunları yapman gerekiyor mu, yoksa dışarı çıkmayı birazcık ertelemek için mi yapıyorsun? Maybe you're right, and I'm stalling a bit. But maybe I also need to, so as I can work up the courage. There's this place I heard of in Byzantium, Jolliker's Haberdashery. I bet I could find something nigh on perfect at a place like that. Okay. Şu an Byzantium'a gidemediğimin farkındasın değil mi Parvati? Neyse, bunu demeyelim. Kızın şevki azalmasın. Tamam. Gittiğimiz zaman bulacağız. I know I've been asking a lot, but you help me out every time. You're the best. You are the best. You are the best. Okay. Takımdaki elemanların her birinin kendine göre farklı bir karakteri var. Parvati biraz daha bizim manevi kızımız gibi. Ellie,
hemen hemen bizimle denk. Nayota bizim kankamız. Bir de Felix diye bir çocuk var. O biraz daha şey. Nasıl desek? Onun da ona da birazcık aslında abilik yapmış oluyoruz. O birazcık kafası az çalışan bir çocuk. Ama iyi dövüşüyor. Şimdi bunu yapamayacağız belli ki. Bir gidip bakalım ama Bizantium'a gidemiyoruz şu an. Okey. Onu yapamıyorsak farklı bir görev buluruz kendimize. Okey, şimdi Harlow diye biriyle tanışmak istiyormuş Felix. Felix'i alalım yanımıza. Skilia'ya gideceğiz. Harlow'un üstüne gidelim hemen. Burası gezegen kısmı. Biz normalde Terra 2'de başladık işe. Terra 2'de birazcık gezdikten sonra Groundbreaker'a gittik. Monarch'ta işimizi gördük. Arada bir Skilia'ya gittik. Şimdilik bunları açtık. Henüz açmadığımız gezegenler var. Hephaestus gibi. Bir de hiçbir bu oyun boyunca açamayacağımız Tartarus gibi gezegenler var. Bunlar da anladığım kadarıyla DLC'lerle beraber açılacaklar sıfırdan. Yani her bir şuradan bir tane hard save alalım. Her bir DLC'de farklı bir ekip olacak. Gezegen olacak. Pekala Felix, seni aldık yanımıza. Parvati de dursun yanımızda. Bakalım. Şimdi normalde bizim paramız şu. Paraya bit diyorlar bu dünyada. Bunu mu kastediyorsun bu arada Minas? Belki ben yanlış anlamışımdır. Paramız bu. Şu üzerimizdeki ağırlık. Şunlar zırh ve silah. Yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi alttaki demişsin ama...